Merhabalar. Bugün İstanbul için Son Çağrı isimli filmle ilgili konuşmak istiyorum. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı bu film pek çok insan tarafından eleştirildi. Hakkında yazılar yazıldı. Olumlu olumsuz bir takım tenkitler mevcut. İşin açıkçası ben de filmi bir ön yargıyla izlemeye başladım. Beren Saat'in ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı pek çok yapımda iyi işler çıkardıklarını çok iyi biliyorum. Ama bu filmin böyle bir popüler bir tarafın olacağını tahmin ediyordum başlamadan önce. İlk sahnesi de zaten beni yanıltmamıştı. Fakat yanıldığımı daha sonra anladım. Filmin çok orijinal, çok farklı bir kurgusu var. Asıl itibariyle beni bu kurgu çekti. Söylemem gerekir. Bu kurguda aslında filmin bir oyunla başlayıp sonra gerçek bir hikaye olarak devam etmesi şeklinde bir kurgu ve bu kurgu bize evlilik kavramını, evlilik ilişkilerini, kadın ve erkeğin birbirleriyle kurdukları o müesseseyi, evlilik müessesesini nasıl yürütmeleri gerektiğine dair bir takım fikirler, bilgiler veriyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Mehmet, Beren Saat, Serin isimli karakteri canlandırıyorlar. Bu iki karakter ayrılığın eşiğine gelmiş iki kişi. İnatla ve ısrarla bir takım isteklerini birbirlerine dayatmaya çalışan iki insan. Serin Amerika'ya başvuruyor. Amerika'da bir şirkete orada işte çalışmak üzere. Mehmet bunu istemiyor. Mehmet de aldatıldığı Mehmet'in de Serin Mehmet'in de aldattığını düşünerek onun üzerine gidiyor. Eski bir arkadaşının bir konserine gelip daha sonra ona mesaj çekmesi Mehmet'in Serin'i aldattığına dair bir şüphe uyandırıyor. Ama aslında durum böyle değil. Fakat ikisi de aslında ilişkinin ilerlemesinden dolayı ilişkinin belli bir noktada artık yozlaşmasından belki de sıradanlaşmasından dolayı bir takım sıkıntılar yaşayan iki kişi. Asıl itibariyle bu sıkıntının kaynağı ilişkinin durağanlaşması, statikleşmesi ve bu statikleşme iki tarafa da hem kadına hem erkeğe de zarar veriyor maalesef. Bu zarar ilişkinin boğucu bir hal almasından kaynaklanıyor. Her evlilikte yaşanan şeyler bunlar. Bazen işte kadınlar, erkekler birbirlerine karşı farklı hisler yaşayabiliyorlar, hissedebiliyorlar. Eski sevgilerini, aşklarını devam ettiremeyebiliyorlar. Bu oldukça normal bir şey ama elbette ki ilişkiler bir yerden sonra bu hale geldiyse muhakkak bu seyri değiştiren başka başka şeyler yapılabilir. Daha güzel olaylar yaşanıp belki de bu olaylar neticesinde ilişki daha farklı bir noktaya gelebilir. Bize aslında bu film tamamıyla bunu anlatıyor. Yani Serin'le Mehmet arasındaki ilişkinin bir çıkmaza girmesi ve bu çıkmazın artık Serin'le Mehmet'e zarar vermeye başlaması ve bunun bir şekilde halledilmesinin gerektiği fikri bize anlatılmaya çalışılan temel mesele aslında bu. Nedir bu? Bu meselenin arkasında yatan nedir? Yani bu evliliğin bu hale gelmesi, evliliğin bir noktadan sonra çekilmez, içinden çıkılmaz bir hal alması, eşlerin birbirine saygı duymaması, birbirlerinin hayatlarını daraltması, adeta birbirlerinin hayatlarını çekilmez hale getirmesi veya cehennemleştirmesi. Nedendir? Niçin eşler bu hale gelir? Film bütün bunlar üzerine yoğunlaşmış, bütün bunları irdeleyen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu filmde gördüğümüz kadarıyla ilişkinin bu hale gelmesinin asıl nedeni eşlerin birbirlerinin hayat hakkına saygı duymaması. Yani evlilik elbette ki önemli, kutsal bir müessese. Eşlerin birbirine sadık olmasını gerektiren, birbirlerine bağlı olmasını gerektiren, birbirleri için yaşamasını gerektiren bir müessese ama aynı zamanda özgürlüklerin de teminat altına alınması, birbirlerinin belki de bir takım özel durumlarına, hayatlarıyla ilgili özel kararlarına saygı duymaları gereken bir ilişki biçimine de dönüşüyor, dönüşmeli aslında. Bu filmde Mehmet'in yanlış anlaşılması, Serin'i aldattığı gibi bir şüphenin ortaya çıkması, Serin'in daha önce
kariyerine devam etmek isteyip de Mehmet'le evlendikten sonra devam edememesi ama bir fırsatın karşısına çıkması, Amerika'da bir şirkete başvurması neticesinde kabul alması, oraya gitmek için bir anlamda çabalaması, diretmesi, Mehmet'in de onun Amerika'ya gitmesini istememesi, bu iki sebep, yani Mehmet'in aldattığının zannedilmesiyle Seri'nin Amerika'ya gitmek, Amerika'daki bir şirkete çalışmaya gitmek istemesi, aslında evliliklerinin çıkmaz hale gelmesine sebep olan bir şey. Ki filmin sonunda da aslında bunun çok basit bir şey olduğunu, İstanbul için son çağrı yapıldığında, o havaalanında son çağrı yapıldığında, o cam paravanın bir tarafında Selim, bir tarafında Mehmet dururken, aslında küçük bir ayrıntıdan dolayı ilişkinin bu hale geldiğini bize bu film göstermiş oluyor. Film Selim'le Mehmet'in havaalanında, Amerika'daki havaalanında karşılaşmalarıyla başlıyor. Ve aslında bunların birbirlerini tanımadığını falan zannediyoruz biz. Mehmet bavulu kaybolan başkası tarafından alınan Selin'e yardımcı olmak istiyorlar. Bunun hepsi de bir kurguymuş aslında, sonradan öğreniyoruz ki. Ve bir şekilde o geceyi birlikte geçiriyorlar. Ama sanki hiç evli değillermiş gibi, farklı insanlarla evlilermiş gibi bir şey, oyun içerisindeler. Biz bunun oyun olduğunu tabii anlayamıyoruz. Sonradan psikoloğun, aile danışmanının karşısına geçtiklerinde, onları o anda ikisini bir arada gördüğümüzde ya da ayrı ayrı o danışmanın karşısında gördüğümüzde anlıyoruz ki bunlar evliler ve evlilikleri bir çıkmaza girmiş, bir takım sıkıntılar yaşıyorlar ve bunun halli için, bunların halledilmesi için psikolog tarafından kendilerine önerilen bir oyunu oynuyorlar. Bu oyun ne? Artık evlenme kararını verip, ayrılma kararını verip, özür dilerim, ayrılma günü, boşanma günü aldıktan sonra psikolog diyor ki onlara, isterseniz son bir oyun oynayın, Amerika'ya gidin, ikiniz de orada sanki birbirinizi tanımıyormuş gibi birbirinizle karşılaşın ve o günkü hisleri, birbirinize o günkü hisleri hissedip ilk günkü hisleri hissedip hissetmediğinizi ölçün tartın, belki tekrar birleşebilirsiniz, bu size o eski sevginizi hatırlatabilir diyor. Dolayısıyla bu oyun aslında bizim bir evliliği kurtarma oyunu olarak gördüğümüz bir kurgu olduğunu gösteriyor. Tamamen bu kurgu da psikolog tarafından inşa edilmiş, kurulmuş. Bu kurgunun oluşturulmasının, bu oyunun karı kocaya oynatılmasının temel sebebi de içinde yaşadıkları durumu ölçüp tartabilmeleri ve eşlerine, işte Serin Mehmet'e, Mehmet Serin'e bir yabancı gibi yaklaşıp, bir öteki gibi yaklaşıp, sanki başkalarıyla evliymişler de o gece birbirleriyle yasak bir ilişkiye giriyorlarmış gibi bir hava yaratmasından ibaret ve bu hava belki de onların birbirlerine karşı duydukları, bir yabancı olarak, bir öteki olarak birbirlerine karşı duydukları sevginin ortaya çıkmasını, aşkın ortaya çıkmasını sağlayabilecek bir olgu. Zaten Serin de bunu diyor. Yani sana o günkü hissettiğim sevgiyi şimdi de hissettim. Şimdi hissettim. Bunu aynı şekilde yaşadım ama önümüzde bir engel var. Seninle birleşmem imkansız diyor. Ve ardından da son bir karar vererek, tam çekimler devam ederken, uçağın kalkış saati de yaklaşmışken, her şeyini derleyip toplayıp havaalanına gidiyor ve o camdan paravanın bir tarafında Selim, bir tarafında Mehmet olmak suretiyle tekrar kavuşuyorlar ve İstanbul'a dönüyorlar. Ve İstanbul için son çağrı aslında onlar için son dönemeç oluyor ve ilişkilerini, evliliklerini kurtarmış oluyorlar. Bu evliliğin böyle bir çıkmaza girmesi, bu hale gelmesi daha doğrusu, eşlerin birbirlerine az önce de söylediğim gibi hayatı cehennem etmesinden, birbirlerinin özgürlük alanına çok fazla müdahale etmesinden kaynaklanıyor. İstanbul'dayken, henüz birlikteyken, evlilikleri devam ederken yine İstanbul'da bir şirkette çalışan Seri'nin çekimlerin uzun sürmesi Mehmet'in ciddi bir kıskançlığına neden oluyor örneğin. Ona telefon açıp nerede kaldığını, asıl yerinin burası olduğunu, arkadan gelen erkek seslerinin de ne demek, ne anlama geldiğini sorarken aslında eşine bir anlamda
olumsuz bir takım şeyler isnat etmiş oluyor. Benzer şekilde Mehmet'in elindeki telefona bakan, Mehmet'in telefonuna bakan Serin de ona mesaj yollayan bir kadının Mehmet'le ilişkisi olduğunu iddia etmesi de bir anlamda ona güven duymamasından kaynaklanıyor. Aslında bu güven duymama bir bunalım. Onlar için bir bunalım, onlar için bir çıkmazın işareti. Yani bu birbirlerine güvenememe halleri ikisinin de, iki taraf için de söylüyorum bunu, ilişkilerinin bu hale gelmesine, bozulmasına, belki de aile hayatının bir cehenneme dönüşmesine neden olmuş. Birbirlerine en başta güven duymuş olsalar da sonra ilişki rutinleştikçe, ilişki artık sıradanlaştıkça, herkes her gün aynı şeyi yapmaya devam ettikçe bir yerden sonra bu ilişkinin düzeltilmesi, renklendirilmesi, bir anlamda güzelleştirilmesi için bir şeylerin yapılması gerektiği bize hissettiriliyor. Bu yapılmayınca, böyle bir girişimde ne kadın ne de erkek bulunmayınca artık birbirleriyle didişmeye başlıyorlar. Yani bu güven bunalımının arkasında yatan neden, ilişkinin, evlilik ilişkisinin bir anlamda iki kişiyi artık rutinlerin içerisinde boğması, sıkması, bunaltması şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve onlar bu bunalımın içerisinde, bu bunalımın sonucu olarak daha doğrusu, birbirlerine güven duymadıklarını hissetmeye başlıyorlar. Onların bunu yapmalarının asıl nedeni aslında bir hareketlilik doğurmak. O hareketliliğin neticesinde evliliğin, değil mi, birbirlerine karşı duydukları hislerin ortaya çıkmasını sağlamak. Yani Mehmet'in çekimler sırasında arkadan duyduğu erkek sesi, telefonda duyduğu erkek sesi, oysa orada çalışan birisi o. Serin'in de Mehmet'in telefonunda bir kadının ona çektiği mesajları görmesi, ki Mehmet'in ona hiç böyle bir ayartıcı cevap vermemesi gibi bir durumda söz konusu o mesajlarda. İlişkinin aslında iki tarafında birbirlerine gösterdiği sevginin sıradanlaşmasından kaynaklandığını, ilişkinin bu hale gelmesinin sebebinin bu olduğunu bize gösteriyor. Yapılması gereken ne? İki tarafta birbirlerinin çalışma hürriyetine saygılı olacak ve aslında bundan da öte duygularını ilk günkü gibi yaşayacaklar ve birbirlerine gösterecekler. Filmin tamamıyla anlatmaya çalıştığı belki de en önemli şeyler, detaylar bunlar olsa gerek. Bir ilişkiyi devam ettirebilmek, evlilik ilişkisini devam ettirebilmek için, çünkü yıllar geçince 10 sene geçmiş, o ilişkinin sıradanlaşması oldukça normal, bir şeylerin yapılması lazım. Heyecan katılması lazım, değil mi? Birlikte bir takım yeniliklerin yapılması lazım. Belki çocuk sahibi olmak bunlardan bir tanesi olabilir, değil mi? O samimiyetin, sıcaklığın daha da farklı bir düzeyde yaşanabilmesi adına bu gerekebilir. Ya da en azından birbirlerinin çalışma hürriyetlerine saygı duyup eşinin nerede çalışmasını istiyorsa buna razı olup belki de onunla birlikte Amerika'ya gidebilir. Ya da Serin benzer şekilde Amerika'ya gitmekten vazgeçebilir ya da eşine Amerika'ya başvurduğunu, gitmek istemediğini sorabilir. Bütün bunlar ilişkilerin sıcaklığının sürmesini sağlayan en önemli şeyler. Fakat biz bu şeyde görüyoruz ki, filmde görüyoruz ki bunların hiçbiri yapılmamış. Hepsi ihmal edilmiş. Dolayısıyla evlilik ilişkisi bir yerden sonra çıkmaza girmiş. Bundan dolayı son bir evlilik oyunuyla, psikoloğun devreye girdiği son bir evlilik oyunuyla aslında ilişki İstanbul'a son çağrı yapıldığı anda, anonsun yapıldığı anda kurtarılmış oluyor. İzlemediyseniz izlemenizi, bu yorumdan sonra belki de izlemenizi tavsiye ederim. Benim kanalıma abone olmak gibi bir durum söz konusu değil. Abone olmasanız da olun ama videoyu seyretmeniz yeterli. Teşekkür ediyorum benim izlediğiniz için. Hepinize iyi geceler diliyorum.